Şimdi çocuklarımızın büyük çoğunluğu iki sınıf insana özeniyor, onlara benzemek istiyor. İki sınıf insan, habire alkışlanıyor Türkiye'de, habire teşvik ediliyor, habire rağbet ettiriliyor. Alkışlar onların, büyük ücretler onların, paralar onların, tebrikler onların, vergiden muafiyet onların, çalgı onların, zevk-i sefa onların, İstanbul'da yalılar onların, köşkler onların, kabillaklar onların, mercedesler onların. Kim bunlar? İki sınıf insan. Birisi topçular, öbürüsü topçular. Herkes onlara dönüyor. Topçu, topun peşinden koşuyor. Yahu hiç mümkün müdür bir Müslümana göre yeryüzünde bir topun peşinde koşmaya mı geldik, Allah'ın yolunda yürümeye mi? Söyleyin bana bunu. Nedir bu? Bir Müslümanın kitabında bir ömür topun peşinde koşmak diye bir şey var mı? Söyleyin kardeşim. Yazık bu hayata, yazık bu emeğe. Korkunç bir servet ve şöhret imkanı tanımıyor. Her yerde söylüyoruz da geçen bu sene içerisinde moşkat akıllı bir futbolcuya, futbol demek ayak oyun demek. Ayak oyunu, Müslümanları ayak oyununa getirmişler. Gecenizi, gündüzünüzü topun peşine verseniz kazanacağınız hiçbir şey yok. Allah sanki ondan daha kutsal haşa, ondan daha önemlidir ki hayata gelmenin gayesi bir topun peşinden koşmakmış gibi anlatılıyor. Bir boşnak futbolcuya bir kulüpten öbür kulübe geçmesi için biliyorsunuz 3,5 trilyon para verildi. 3,5 trilyon. İşine diyor musunuz? Hesaplıyorsunuz, 400 profesörün maaşından fazla, 400 profesörün bir yıllık maaşından fazla bir futbolcunun bacağına veriliyor para. Ne demek bu? Terazinin bir gözüne 400 profesörün bir yıllık maaşını koyuyorsunuz, 400 profesör ilim adamı. Beynini çalıştıran adamlar, 400 ilim adamının bir yıllık maaşını terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür gözüne bir futbolcunun bacağına ödenen parayı koyuyorsunuz, hepsinden ağır geliyor. Türkiye'de 400 profesörün kafası bir futbolcunun bacağını etmiyor. Böyle memleket olur mu? Böyle cumhuriyet olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle medeniyet olur mu? Bütün bunları düşünmüyorsanız, bütün bunların ızdırabını yüreğinize hissetmiyorsanız, vallahi gerçek Müslüman değilsiniz. Ülkenin derdiyle dertlenmeyen, memleketin sıkıntısıyla sıkıntıya düşmeyen, uykusu kaçmayan gerçek Müslüman değildir. Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz kardeşler? Apartmanın peşindeyim hocam, şimdi yazlığıma bir havuz yaptırıyorum. Azrail gelip yakaladığı zaman hele şu havuzda biraz yüzeyim de öyle götür beni diyebilirim. Zavallı insan, ahmak insan, aptal insan. Neyin peşinde koşuyor görüyor musunuz? Hani ebedi hayata hazırlığınız? Hani Allah'ın soracağı suallere cevabınız? Hani amel defteriniz? Hani ölüme hazırlığınız? Hani hayatınızın bir muhasebesi? Karda mısınız, zararda mısınız? Hakkın üzerinde misiniz, batılın üzerinde misiniz Müslümanlar, kardeşler? Neyle ömrünüz geçiyor söyler misiniz? Ömrümüz neyle geçiyor söyler misiniz? Akşama kadar camilerin önünde, kahvehanelerin önünde, içinde, bahçelerde, salonlarda bütün ömrümüz gıybetle geçiyor mu geçmiyor mu? Erkek de söyleyin. Ya biz nasıl affedin gideceğim? Sen nasıl Allah'a gideceksin? Ben nasıl Allah'a gideceğim? Sen nasıl Allah'a gideceksin? Ben nasıl Allah'a gideceğim?
Hocalar kendi aralarında, hacılar kendi aralarında akşama kadar gıybetle meşguller. Gıybet, gıybet, gıybet. Yazık değil mi hayatınıza? Yazık değil mi hayatınıza? Hani ebediyen burada kalsaydık bir şey yoktu, kal kalabilir. Ama gideceksin be kardeşim. Vallahi gideceksin. Elindeki ve şimdi senin emrinde bulunan, elinde bulunan, evinde bulunan şeyler şimdilik senin. Ama senin değil. Şimdilik senin. Elinden alınacaktır. Hiç kimsenin mülkiyeti onun daimi mülkiyeti değildir. Keşke bunları anlayabilseydik. Keşke bunları anlatabilseydik. Keşke bunları çocuklarımıza eğitebilseydik, öğretebilseydik. Ya böyle. Dışarıya çıkıyoruz başka bir alem, buraya geliyoruz başka bir alem. Stadyuma gidiyoruz başka bir alem. 70 bin kişi var stadyumda, bir tane top. Bir tane top, herkes heyecanla bekliyor. Neyi bekliyor? Top hakemler gelsin, topa tekme vurulsun. Yazı tura, neyse tekmeyi vuruyor topa. Herkes heyecan halinde. Top oradan birisi bir tekme vuruyor, 70 bin tane kafa bu tarafa dönüyor. Oradan bir tekme vuruyor, 70 bin tane kafa bu tarafa dönüyor. Bakın, nedir bu? İşte bir deşarj oluyor. Uydum kalabalığa. Esasında bir şey yok yani top. Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Bazen bir yere giriyor, herkes kalkıyor, aaa falan filan. Ne oldu? Girdi, girsin. Ne var yani? Düşünsen, esasında ucunda bir şey yok yani. Kalite olarak, değer olarak ne oldu? Girdi. E girsin. Bir daha girdi, bir daha girsin. 5 tane yedi, afiyet olsun. Yok bir şey. Yani neticede bir şey yok. Yani Türkiye'mizin ne ekonomisi düzelir onun girmesiyle, ne efendim asayiş düzelir, ne kardeşlik gelir gelmez. Gelmez, kardeşlik gelmiyor. Kardeşlik böyle yerde gelir. Adam stadyuma döner bıçağıyla gidiyor. Ya o ne bu falan? Memur da işte lazım olur diye aldım falan. Ya sen Yunan Harbi'ne mi gidiyorsun? Ne arıyor bu bıçak yanında? Öyle ya. Şimdi camiye adam gelse silahla, imam belinde kasatura attı silah, eğiliyor, silahın ucu görünüyor. Ulan bu hoca nedir? Yoksa cemaate saldıracak mı? Nedir? Değil mi ya? Ha, demek ki orada muhabbet, kardeşlik, sevgi yok. Ne var? Ego var. Ego. Egolar konuşuyor. Bizim katım. Aa, ama burada kardeşlik var. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bak benim burnum burada, seninki de burada, seninki de orada. Benim burnumu buraya kim koyduysa, burnu olan ne kadar canlı varsa o yaptı demektir. Aa, ne kadar güzel. Kardeşiz. Ana baba bir. Babamız Adem, annemiz Havva. Birleştik. Dinimiz bir, vatanımız bir, bayrağımız bir, imanımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, 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 bir. Bine kadar birliklerimiz var. E bu kadar birlikler biz ne yapması lazım? Bir araya getirmesi lazım. İşte biz de böyle bir araya geliyoruz. Bize bazıları bilmeyenler siz bölücüsünüz diyor. Hayır, biz bölücü değiliz. Biz herkesi de...